Tek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ kıymetli dostlar şu ayet-i kerimede gerçekten çok cali bir dikkattir İyisi veya kötüsü hiç fark etmez ama bilhassa kötü yolda olanlar buradan daha çok ders alması lazım. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ey kullarım sonunda hepiniz bana tek tek geleceksiniz. Kimse grubuyla, cemaatiyle, partisiyle gelmeyecek. Herkes Allah'a tek tek gelip hesap verecek. Ben sizi yarattığımda nasıl tek tek yarattıysam bana gelip hesap verirken de tek tek hesap vereceksiniz. Siz dünyada yaşarken bizim size verdiğimiz nimetleri, paraları, arabaları, evleri, koltukları, elektronik eşyaları, mıngırları, tıngırları, bağları, yazlıkları hepsini bırakıp geleceksiniz. Üzerinizde dünyalık adına bir iğne iplik olmadan geleceksiniz. Hepsini geride bırakıp geleceksiniz. Başkalarına bırakıp geleceksiniz ananızdan doğduğunuz zaman nasıl idiyseniz, sonunda bana öyle geleceksiniz. Dünyada kendinize destek olarak gördüğünüz, yardımcı olarak gördüğünüz hiç kimse, artık o alemde size yardımcı olmayacaktır. Sırtını dayadığın güç ve kuvvet odağın olan arkadaşın, hiçbirisi sana yardıma koşamayacak. Zira kendisinin de başı belaya girmiş, kendisi de hayatının hesabını verecek. Herkes Allah Celle Celaluhu'ya kulluk hesabını verecek. Öyleyse orada kimsenin kimseye faydası olmayacak. Sadece kişiye imanının ve ameli salihinin faydası olacak. Aranızdaki bağlar kesilecek. Dünyada güvendiğiniz, medet umacağınızı zannettiğiniz, benim arkadaşımdır, sırtımı dayadığım yerdir dediğiniz her şey bitecektir. Artık Herkes kendi hesabını verecek. Kullarım, bugünü de unutmayın diyor yüce Allah Celle Celaluhu. Rüzgar eken fırtına biçer. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم amma ila rabbihim marci'uhum Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. ayet. Son rekatta okuduğumuz bir ayet-i kerime ile noktalayalım. Önemli bir uyarıda bulunuyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Buyuruyor ki: Ey Müslümanlar! Siz gayrimüslimlerin arasında yaşıyor olabilirsiniz. Gayrimüslimlerle muhatap oluyor olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman o gayrimüslimlerin putlarına sövmeyin. Demek ki bir Müslüman gayrimüslimlerin putlarına ne yapmayacakmış? Sövmeyecekmiş. Niçin sövmeyecekmiş? Çünkü sen onun tapınağına küfredersen, sen onun putuna küfredersen o da kalkar senin Allah'ına küfreder. Durup dururken sen Allah'ına küfür ettirmiş olursun. Onun için bir Müslümanın hayatında gayrimüslimlerin putlarına, tapınaklarına Mukaddes kabul ettikleri şeylere küfür etmek, sövmek asla yoktur. Zira küfrün karşılığı küfür olacağından dolayı onlar da kalkacak, senin mukaddes yerlerine küfür edecek. Eğer sen kalkıp kiliseleri yıkmaya kalkarsan, onlar da senin mescitlerini, camilerini yıkar. Sen onların kiliselerinde ibadet edenlerine saldırırsan, onlar da gelip senin caminde ibadet edenlere saldıracaklardır. Onların putlarına İlahlarına sövmeyin ki, onlar da kalkıp sizin ilahınıza, Rabbinize sövmesinler diye, Rabbimiz bize bir ikazda bulunmuş oluyor. Yüce Rabbim, her birimize gönül dünyası Kur'an ayetleriyle nurlanan, bahtiyar kullarından eylesin.